İyi akşamlar Edirne TV izleyicileri. Bir çarşamba akşamı daha sizlerle birlikteyiz. Ben Edirne'nin ilk meslek belgeli koçu Gülay Pekçür Koruç. Bugün sizlerle başarıyı konuşacağız. Ama başarının ne olduğunu değil, başarıya giden adımların neler olduğu hakkında konuşacağız. Başarıyı en güzel gidebilecek birinci yol, birinci basamak hepimizin kafasındaki soru işaretlerinin içerisinde tabii ki de aslında içimizdekinin de söylediğini dinleyerek diyorum bunu. Kalbi sesimizi dinleyerek de söylüyorum bunu. Kendimize inanmaktan geçiyor. Biz bir şeye inandığımız zaman yapamayacağımız şey olmadığını bilmemiz lazım. Motivasyon içten dışa olan bir hakikattir. Haliyle içten dışa gerçekleşirken bu durum bizim karşımızda büyük bir güç ortaya çıkartıyor. Her şeyden önemlisi birilerine inanmak yerine kendimize inandığımızda doğrumuzun ve yanlışımızın da arkasında durmuş oluyoruz. Bu konuyu en güzel anlatan hikayelerden bir tanesi Sylvester Stallone'e ait. Sylvester Stallone Muhammed Ali'nin tesadüfen gittiği bir boks maçında Muhammed Ali'nin duruşuna, Muhammed Ali'nin yaptığı bütün bu hamlelere hayranlık duyuyor. Büyük bir hayranlıkla onu izliyor. Ve akabinde diyor ki ben bir senaryo oluşturabilirim. Ben bunu anlatan bir film çekebilirim. Ben bunun başrolünde oynayabilirim diye bir vizyon çalışması yapıyor. Bir geleceğe dair bir planlama yapıyor. Şimdi bunu düşünürseniz Sylvester Stallone o dönemde bir işte atıyorum bir aktör mü? Hayır değil. Boksör mü? O da değil. Ne yapması gerektiğini kafasında belirliyor, hamleleri ayarlıyor ve senaryoyu yazmaya başlıyor. Senaryoyu yazıp bitirdikten sonra ülke çapındaki işte bu konuyla ilgilenen kurumlara senaryoyu gönderiyor. Senaryo beğeniliyor, fena değil. İşte çağırıyorlar, diyorlar ki işte tamam biz senin filmini çekeceğiz. Senaryonu beğendik, sana şu kadar para veriyoruz. İşte başrolünde ama oynayamazsın. Oynayacak olan kişi şu. Diyor ki kesinlikle hayır. O zaman diyorlar biz de senin senaryonu kabul etmiyoruz. Peki diyor. Alıyor senaryoyu. Bir kez daha geliştiriyor. Bir daha aynı şeyler. Bir daha aynı şeyler. Bir daha aynı şeyler. Ve en sonunda Sylvester Stallone çok kuvvetli bir senaryo ile karşılarına çıkıyor ve diyor ki evet başrolünde de ben oynayacağım ve senaryo çok beğenildiği için başrolünde oynamasına kabul ediliyor. Fakat diyorlar ki daha öncekilerde bir ev alabilecek para verilirken bunda verecek kazanacağı para sadece bir karavana alabilecek kadar bir para. Bunun üzerine Sylvester Stallone benim için önemli olan para değil, önemli olan benim kendi yazdığım senaryoda başrolünü oynayabilmem. Böyle bir hedef geliştirdiği için yolunu bundan tercih ediyor. Ve gerçekten de Rocky serisi dünya üzerindeki en başarılı serilerden bir tanesidir. Arkasından biliyorsunuz işte daha değişik filmler de çekti. Bunu kendisine sorulduğu zaman, bu konuyla ilgili kendisine bir soru sorulduğu zaman ben dünyadaki en zengin, en zeki ya da en yetenekli insan değilim. Ama başardım çünkü yapmaya devam ettim ve kendime inanmaktan asla vazgeçmedim diye söylüyor bu cümlelerini. Sadece devam etti. Yılmadan sadece devam etti. İşte başarının kilit anahtarlarından bir tanesi kendimize inanmak ve devam etmek. Devamı sağlayan olaylardan ikinci anahtar ne? Kararlı olmak. Bir şeyi yaparken, yaptığımız, çıktığımız yolda, emin adımlarda yürürken en önemli çizgi, ikinci en önemli çizgi tabii ki de siz de takdir edersiniz ki kararlı olmak. Bir şeyi yaparken kendimizi adadığımızda, bunun arkasında durduğumuzda, o işin başarıya kavuşmaması, yeşermemesi ve parlamama ihtimali yok. Bir başka anahtar kelimemiz aslında bunu kararlı olmakla ilgili birçok yerde böyle karikatürler falan vardır. En çok da Edison'un söylediği sözü çok severim. Bazı yenilgilerin nedeni insanların işi yarıda bıraktıklarında başarıya ne kadar yatkın olduklarını bilememelerinden kaynaklanır. Bu söz birçok karikatürün altına konulmuştur ve bu Thomas Edison'un en hoşuma giden sözlerinden bir tanesidir. İsterseniz bir kez daha tekrar edeyim. Bazı yenilgilerin nedeni insanların işi yarıda bıraktıklarında başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememelerinden kaynaklanır. Yani tamamlamaya karar vermediği için, bu yüzden yolu yarıda bırakmak durumunda kalıyor. Yapamayacağına inancını getiriyor. O zaman şimdi başarıya giden adımlardan birincisi kendine inanmak. İkincisi
kesinlikle kararlı olmak ve bunu yaparken biz doğru zamanı kullanmamız gerekiyor. Yani son noktada, son dakikada bir şeyi yapmak kesinlikle değil hedefimizde olan şeyler. Biz zamana yaymamız lazım. Şimdi gün 24 saatten oluşmakta. 24 saat boyunca yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki, fakat biz bunları yapmak yerine işte bahanelerin arkasına da sığınabiliyoruz. Mesela bir öğrenci için okula gideceği saat bellidir. Sabahleyin kalktı 8'de okuluna gitti. İşte öğleden sonra okulundan geldi. Geldikten sonra çocuklar yorgun hissediyorlar kendilerini. Bir saat dinlendiklerini farz edelim. Yani 3'te gelen bir çocuk 4'e kadar tabii ki de dinlenme hakkı var. Anca çocuk bir rahatlayacak. Arkasından bu çocuk bir boşluk yaşamaya başlıyor. Çünkü dinlenme olayını tamamlayamıyor, bitiremiyor. Diyor ki ben biraz daha yorgunum, biraz daha dinlenmek istiyorum. Daha dinlenmem gerekiyor. Daha kendimi iyi hissetmiyorum. Akşam yemeği yeniyor, geliniyor, gidiliyor. Hele bir de misafir geliyor, gidiyorsa zaten ne ders çalışabildi ne de bir şeye konsantre olabildi. Yapabildiği tek bir şey telefonu almak, oyun oynamak veya işte değişik programları denemek, sosyal medya programlarını denemek veya atıyorum bilgisayarı açıp işte orada oyun oynamak gibi değişik şeylerin içerisine girerken ders çalışmaya hiçbir şekilde vakit bulamamakta. Daha doğrusu vakit ayırmamakta, vakit yaratmamakta. Veya işten geldik, çok yorgunuz, uzandık koltuğun üzerine, yardım etmemiz gereken şeyler olabilir, bizim de çocuğumuzla ilgilenmemiz gereken durumlar olabilir, eşimizle paylaşmamız gereken durumlar olabilir. Bunların hepsi bir kenara, koltuğa uzanılıp işte ben çok yorgunum deyip dinlenemedim daha deyip yatmanın gerçekten hiç kimseye hiçbir faydası yok. Her şeyi saatli ve vakitli yaptığımızda son derece programlı, düzenli bir sistem ortaya çıkmakta. Şimdi bir de dördüncü adım, nasıl ki aslında biz kendimize inandık, akabinde işte buna uygun olan yolları belirledik, kararımızı verdik ve zamana doğru kullanabiliyorsak, bir de bunun sihirli noktalarından bir tanesi, başarı için sihirli noktalarından bir tanesi, hedefi kesinlikle doğru bir şekilde belirlemek. Şimdi bir sosyal sınavına girecek olan bir çocuğu düşünün. Bir gece öncesinden sayfalarca ezber konusunu çalışıyor. Hedefimiz 100. Sadece bir gece öncesinden yapıyor. Onda bir sıkıntı olabilir. Her gün tekrar ediyorsa hiçbir şekilde bir sıkıntı olmaz. Önemli olan hedefi doğru belirlemek, doğru yöntemi kullanmak, doğru bir şekilde adım atmak. Hepsini bir bütün olarak düşünmenizi istiyorum. Şimdi bununla ilgili de Muhammed Ali'nin çok güzel bir cümlesi var. Ben en iyisiyim, bunu gözlerimle görmeden önce de söylüyorum demiş. Yani hedefi doğru belirlediğinde, iyi bir canlandırma yaptığında, bir vizyon çalışması yaptığında kaçınılmaz başarı elinde, ki biliyorsunuz dünya üzerindeki en başarılı boksörlerden bir tanesiydi. Şimdi bunların içerisinde, evet, başarının kendi içinde getirdiği bir sürü adımları var. Adımlar tek tek uygulanıyor, yapılıyor, ediliyor vesaire. Bakın şu anda da ince bir çizginin olduğu yere geldik. Bu ince çizgi sadeleşmekten geçiyor. Şimdi sadeleşmek dediğimizde aslında benim sizlere anlatmak istediğim kavram, hayatınızdaki abartılı olan şeylerle birlikte fazla olan şeyleri de çıkartmanız. Yani diyelim ki bir şeyi yaptığınız zaman, bir şeye odaklandığınız zaman, etrafınızda sizi rahatsız edecek olan her türlü şeyden bahsediyorum. Bunlardan uzaklaşmak gerekiyor ki olaya kanalize olabilirsiniz, olaya akabilirsiniz. Şimdi başarının olabilmesi için, başarının gerçekleşebilmesi için bu çok önemli adımlardan bir tanesi. Diyelim ki bir sunum hazırlıyorsunuz. Sunumunuz kariyerinizde önemli bir dönüm noktası oluşturacak. Bilgisayarın başındasınız. Bir tarafında işte telefonunuz açık, bir tarafta televizyon açık, bir tarafta dağınık hedefler. Ha, bu şekilde sunum hazırlıyorsunuz. Bu sunum da başarılı olur. Olmaz diye bir kaide yok. Her şey, istediğimiz zaman her şey olabilir. Ama beyin kalabalığın içerisinde, yoğun kalabalığın içerisinde, beynimizin çekici yoğun kalabalığın içerisinde gerçek hedefe yürüyecek olan başarıyı elde etmekte zorlanmaya başlıyor. Daha büyük bir potansiyel çıkacak. Daha büyük bir başarı ortaya çıkacak. Çok daha büyük bir şey elde edilecekken daha azı ortaya çıkıyor. Şimdi başka bir örnek vereceğim. Diyelim ki bir konu hakkında işte çocuğumuzla konuşmamız gerekiyor. Ödevi yetiştirilecek. Beraber bir beyin fırtınası yapıyoruz o sırada çocukla beraber. Bir anda
siz karşınızda işte patronunuzla yaşadığınız problemi düşünmeye başlarsanız işte bu da o anla alakalı olan sıkıntılı noktayı getiriyor. Hatırlarsanız kaliteli vakit geçirmek dediğimiz kavram ne demek adlı programımızda da bunun üzerine durmuştum. Yani anda kalmamız için sadece ve sadece o anı yaşamamız gerekiyor ve bunun için sadeleşmemiz gerekiyor. Bu da çok başarıyı tetikleyen unsurlardan bir tanesi. Şimdi mükemmeliyetçilikten de uzak durmak gerektiğini söyleyeceğim ve bunu gene bir öğrenciyle alakalı bir şeye bağlamak istiyorum. Şimdi diyelim ki sınava hazırlanılıyor. 8. sınıf öğrencisi veya 12. sınıf öğrencisi deneme sınavlarına giriyor. Deneme sınavlarında full çekmek hedef. Yani şimdi hedef tabii ki de her çocuk için tabii hedef full yapmak ama şimdi her şeyden önemlisi kafada şöyle bir kavram var. Yani full yapabilmek için bütün soruları cevaplandırması gerekiyor. Şimdi burada bir parantez açmak lazım. Bütün soruları cevaplandırmak için bütün konuları bilmek gerekiyor. Bütün konuları bilebilmek için bütün konuları gerektiği gibi çalışmış olmak gerekiyor. Yani vaktini vere vere çalışmış olmak lazım. Hakkını vere vere çalışmış olmak lazım. Şimdi çocuk yapabileceğine inanıyor fakat karıştırdığı noktalar da var. Gidiyor işaretliyor veya yorum yapıyor gene gidip işaretliyor. Şimdi burada sınav sonucu otomatik olarak full gelmiyor ve eksikli noksanlı hatta beklediğinden de büyük bir aşağıda bir sonuç gelince de çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayıp tamamen her şeyden uzaklaşmaya başlıyor. Asıl uzaklaşması gereken mükemmeliyetçilikten uzaklaşması gerekiyor. Şimdi bu durumu tetikleyen bazı unsurlar da var mesela. Aileler de bu durumu çok tetikliyor. Diyelim ki işte çocuk boş bırakıyor. Diyor ki nasıl boş bırakırsın? Okuduğunu mu anlamıyorsun? Halbuki hayır, biz hocalar onlara diyoruz ki lütfen eğer yanlış yapacaksan bırak lütfen o kısmı boş bırak. Çünkü boş bıraktığı zaman ince bir çizgi yanlışı doğruyu götürmemiş oluyor. En azından nasıl ilerleyeceğini daha kolay anlayabiliyor. Bizim için önemli olan yanlışı yapmamış olması. Doğruyu yapması için ilerleyebilmesi için boşlar birer güzel adımdır. Sonra biz o boşları dolduruyoruz. Konular ilerledikçe dolduruyoruz. Hakimiyetini arttırdıkça dolduruyoruz. Kendine güvenini arttırdıkça dolduruyoruz. Yani aslında burada mükemmeliyetçi yapı bir tek çocukta değil ailede de oluşabilir. İşimizde de öyle. Başarıya ulaşmak için en iyisi diye yaparken kendimizi bu noktada hırpalayabiliyoruz ve daha düzeltmemiz gereken şeyleri görmeyebiliyoruz ve kendimizi bu durumda geliştirmekten de engelleyebiliyoruz. O yüzden bir başarının kilit anahtarlarından bir tanesi. Evet, kendine inanmak var, hedefi doğru belirlemek var, zamanı doğru kullanmak var, iyi bir vizyon gerekebilir, her şey tamam. Ama lütfen değerli izleyiciler, altını ne olur çize çize söylüyorum, mükemmeliyetçilikten uzak durun. Çünkü her şey olması gerektiği gibi zaten olacak. Olması gerektiği gibi zaten akıp gidecek. Ve siz de bu sistemin içerisinde akıp gideceksiniz. Zaten en iyisini yapacaksınız. Akışta kaldığınızda mükemmel çok daha rahat ortaya çıkacaktır. Şimdi bir de bu mükemmeliyetçilik de aslında çok da birbirine alakalı bir şey söyleyeceğim şimdi size. Adımları da büyük büyük atmak denen bir kavram var. Yani büyük adımlar bekliyoruz. İşte atıyorum sınavdan ben 60 aldım. Bir dahaki sefer 100 alacağım. Hayır, 60 aldıysan 60'ı 70 yapalım. 70'i 80 yapalım. Atıyorum Türkçeden 12. sınıf öğrencisi 32 tane doğru yapıyorsa 35 yapmayı hedefleyelim. Sonra biz onu 36 yapalım, 37 yapalım. En son 40'a öyle varalım. Şimdi önemli olan bu. Ya da bir şirket kurdunuz. Şirket şimdi daha küçük bir halde duruyorsa adım adım ilerleme yolunda gitmek lazım. Büyük büyük adımlarla işte ben şimdi şirketi kurdum, 2 gün sonra çok daha büyük bir holding kuracağım tarzında düşündüğünüz zaman ya da küçük bir yeri hemen büyütmeye kalktığınız zaman iş hacmi, işin kendine göre getirdiği şeyleri baktığınızda tam bir yatırım yapmanız için gerekli olan her şey oturduğu zaman aslında adımlarımızı büyütmemiz gerekmekte. Bu yüzden ne yapıyorsak yapalım, hangi yolda yürürsek yürüyelim, bizim birinci politikamız şu olması gerekiyor. Adımlarımız büyük büyük değil, sağlam ve küçük adımlarla ilerlememiz gerekiyor. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Aslında yaşamın tamamen sırrı olan nokta sizin de anlayacağınız üzere yani başarının adımlarını sıralıyoruz ama kişinin ya kişiliğinde oluşturması gereken aslında artıların da üzerinde duruyoruz burada bunları yaparken. En önemli şeylerden gene bir tanesi denge.
Yani bir şeyi fazla yapmış olmak onu çok iyi yapıyoruz anlamına gelmiyor. Az yapıyor olmamız onu işte yapamadığımız anlamına gelmiyor. Önemli olan bu ikisini kombin bir şekilde yapabilmek. Yani yediğimizde, içtiğimizde, güldüğümüzde, ağladığımızda, başarılarımızda aklınıza gelebilecek olan her türlü maddede tamamen eşit adımlarla ilerlememiz gerekiyor. Bu da ne demek? Dengede kalmamız gerekiyor. Denge, denge, denge. Sırrı bu, denge. Şimdi, güzel şeylerden bir tanesi, tabii ki hayat ilerliyor ve hayatın ilerlemesi içerisinde oluşabilecek bir sürü de çukur var, handikaplar var, efendim işte önümüze çıkan kasisler var, bir sürü şeyler var. Biz başarıya giderken dümdüz bir yolda yürümüyoruz ki. Bu yolda yürürken tabii ki önümüzde bir sürü şey çıkabilir. Haliyle pes etmeden bu konuda odaklanmamız gerekiyor. Bu yüzden de bizim hedefimizi çok iyi belirlemiş olmamız demek, işte pes etmeme durumundaki odaklanmayı gösteriyor. Geçen hafta anlattığımız konuda Honda'nın hayat hikayesini anlatmıştım. O kadar büyük olaylar yaşamasına rağmen, yani bir İkinci Dünya Savaşı'nda deprem olup fabrikanın batmasından, işte kıtlıktan, işte vesaire, yani yapamadığı birçok şeye rağmen onun pes etmemesi bugün onu bir Türkiye dünyada dünya devi haline getirmiş durumda. O zaman gerçek anlamda hedef doğru belirlendiğinde bu noktada hiç pes etmeden odaklanıp hedefe doğru ilerlemek lazım. Şimdi bunun olabilmesi için benim bu noktada en çok üzerinde durduğum, danışanlarımla beraber çalıştığımız noktalarda da en çok bunun üzerine duruyorum. Öğrenci koçluğu yaptığımda çocuklarımla ilgili en çok bu noktanın üzerine duruyorum. Doğru ve pozitif yaklaşımları bulunan insanlarla zaman geçirmenizi rica ediyorum. Yani sen yapamazsın, edemezsin ya da böyle arkasında duruyormuş gibi durup da işte bak ne yaptın, neler ettin, görüyor musun, senden bir şey olmazmış, sen adam olmazsın, işte verdiğimiz emeklere yazıklar olsun gibi şeklinde konuşmaktansa, bu şekilde hareketler yapılmasındansa veya başka bir bakış açısı söyleyeyim. İşte bu işe bu kadar çok para yatırdık da işte parayı batırdın, yanlış insanlarla tanışıyorsun, her seferinde senin suçun diyen insanlarla oturup kalkmak veya dedikodu yapan veya sizin başarınızı kıskanan veya sizi daha aşağıya çekecek olan insanlarla bir arada olduğunuzda, sürekli olumsuz insanlar, sürekli hastalıklarını anlatan, dert anlatan, mızmızlanan, sürekli bir konuda şikayette bulunan insanlar aslında sizi doğru ve pozitif bir yaklaşıma götürmez. Mızmızlanan, şikayet eden ve sorun yaşayan, sürekli gittiği yerlerde sorun anlatan insanlar kesinlikle negatif durumdadır zaten. Negatiftedir. Ve bu onun doğru olduğunu zanneder. Doğru bir şey anlattığını düşünür. Kendi mağdurda kalır. Bu tarz durumlarda kurban rolünü oynuyordur bu insanlar. Haliyle pozitifte ve doğru bir yolda ya doğru yaklaşıma ilerleyen birey onun enerjisinin altında sıkışmaya başlayabilir. Her şeyden önemlisi başarının adımları içerisinde mızmızlanmak veya işte şikayet etmek gibi bir anlam yok. Bir çocuk ders çalışacaksa evet mızmızlanıyor. Hayır, mızmızlanmak veya şikayet ettiğimizde başkalarını suçladığımız zaman bunlar doğru şeyleri getirmiyor. Her şey önce kendimizden geç. Önce kendi alanımıza bakacağız. Kendimizi de bir ayna tutacağız. Yani bu koçluğun en çok sevdiğim yönlerinden bir tanesi budur. Gerçekten kişinin kendisiyle olan yolculuğu aslında. Kendisine bakmasını da, bakış açısını da güçlendirir. Önemli olan o aynadan dikkatle bakabilmek. Önemli olan aynadan kendimizi görebilmek. Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi, işte Fatma'yı suçlamak çok kolay. Ama baktığımız zaman kendimiz bu noktada ne yapıyoruz? Bizim de tavırlarımız acaba onların bunları yapmasına teşvik ediyor mu? Etmiyor mu? O zaman bu alan bize ne gösteriyor? Ne öğretiyor? O yüzden etrafınızda bulunan insanlara çok dikkat edin. Doğru ve pozitif olmalarına tercih edin. Yanınızda, arkanızda kale gibi olmaları sizi gerçekten çok daha farklı noktalara götürecektir. O zaman neyi istemiyormuşuz? Mızmız, şikayetçi, kurban rolünü oynayan, işte sürekli olarak mutsuzluğu kendine edinmiş kişiler, hastalıklarını anlatan kişiler, sürekli bahaneler uyduran insanlar gerçekten neymiş? Daha negatifte kalan bireyler halindelermiş. O zaman bizi de çok başarı konusunda tetikleyecek bir unsur oluşturmuş. Şimdi yani diyelim ki sınavdan 60 aldık.
Ha 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 hi hi hi, ben işte 60 aldım, vurdum duymaz bir tavırla işte ortalarda geziniyorum. Tabii ki de hayır, bunu hiçbir zaman kastetmiyoruz, hiçbir zaman söylemiyoruz. Ama daha neşeli tavırlarla ve sabırlı bir şekilde dersi çalışmak, işimize gitmek, gelmek, insanlarla iletişim içerisinde olmak verimi artırıyor. Verim artınca başarı da otomatik olarak artmış oluyor. Yani aslında bakın, düzen ve sistem hep pozitifte, hep olumlu durumlarda daha iyi vücut bulabiliyor. İnsanlar gerçekten çok büyük sorunlar yaşayabiliyorlar. Yani sizdeki derdi nimet sayabilecek yüz binlerce insan var. O yüzden bulunduğumuz durumda ve anda kalmak bizim için en güzel şey. Yapılabilecek olanları sıralamak, tane tane adım adım ilerlemek, sakin olabilmek pek çok konuyu, pek çok şeyi değiştirecektir elbette ki. O yüzden başarıya giden adımlardan bir tanesi de neşeli ve sabırlı olmak. Şimdi bunları söylediğimiz zaman, bunlar oluştuğu zaman bir ne diyorum, çözümsüz bir şey bırakmak istemiyorum. Seminerlerimde de aynı şey, derslerimde de aynı şey, çalışmalarımda da aynı şey. Hep aynı noktada duruyorum. Diyorum ki mutlaka ilerledikten sonra bunun bir şey olması gerekiyor. Bir çözümün olması gerekiyor. Peki biz bunları yaparsak sonuç ne olacak? İnanın kalıcı başarı oluşuyor. Sahte başarılar değil, kalıcı başarılar. Ve gerçekten hedef 12'den vuruluyor. Şimdi bu noktada ne olur derin bir nefes alın. Şöyle bir arkanıza yaslanın. Hayatınızda başardığınız, gerçekten isteyip de yaptığınız, elde ettiğiniz pek çok şey olduğunu fark edeceksiniz. Şimdi o yüzden çocuklarımıza da, kendimize de, belki etrafımıza da, belki eşimize, dostumuza da bunu hatırlatmanın zamanıdır. Belki kendimize bunu hatırlatmanın zamanıdır. Çok başarılı, çok sağlıklı, huzurlu, mutlu, umutlu bir yıl geçirmenizi dilerim. Buradan da yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum. 2019 sizlere en güzel şeyleriyle gelsin. En güzel nimetleriyle, dilekleriyle, umutlarıyla gelsin. Hepinizin de en içten dileklerimle yeni yılını kutlarım. Sağlık ve mutlulukla haftaya görüşmek üzere. Esen kalın. İyi akşamlar Edirne.